Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber hemen ekranda görmüş olduğunuz DJI Osmo Action aksiyon kamerasını kutudan çıkartıyoruz. Uzun süredir beklediğim bir üründü. Yeni bir ürün değil aslında ama elimize yeni ulaştığı için bir kutu açılımı yapmak istedim. Hemen şöyle her zaman olduğu gibi bıçağımızla sıfır ürün geldiği için kutusunu açıyoruz. DJI'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı çok güzel bir aksiyon kamerası. Ne özelliği var ya da beni niye heyecanlandırıyor belki bunu merak edersiniz. Bu aksiyon kamerasının ön yüzünde de bir ekran bulunuyor. Biliyorsunuz aksiyon kameraların ön yüzünde genelde ekran bulunmuyordu. DJI Osmo Action modeliyle aksiyon kameralarına da ön ekranı getirmiş oldu. Şöyle kutumuzu açalım bakalım. Ben de ilk defa açtığım için nasıl açıldığı konusunda da bir fikrim yok açıkçası. Şurada bir plastiğimiz varmış. Hemen onu da açmayayım ama açmadan önce bakalım. Dual screen diyor. Yani iki ekranımızın olduğunu burada söylüyor zaten. 4K HDR desteğimiz var. 11 metreye kadar su geçirmeme özelliği var. Electronic Image Stabilization. Buna marka Rocksteady adını vermiş. Ama her modda çalışmıyor. Onun detaylarını incelemede anlatacağım zaten. 4K 60 FPS çekebiliyor. 1080p'de de ağır çekim özelliği var. Onların hepsine incelemede değineceğiz. Şu yan taraftaki bantımızı da açalım ve işte aksiyon kameramızı hemen karşımıza çıkıyor. Ürünü kutudan çıkarmadan önce bazı teknik özelliklerinden de kısaca bahsedeyim. Kutunun üzerinde yazıyordu ama ben bir kez daha söylemiş olayım. 4K 60 FPS'ye kadar video kayıt yapabiliyor. Şöyle aksiyon kameramızı çıkarttık. Şöyle bir gösterelim sizlere. Bir case ile geliyor bu arada. Buna GoPro tarafında bilirsiniz skeleton diyorlar. Yani iskelet şeklinde bir çerçevemiz var. Şöyle açalım. Şöyle şuradan çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım çıkacak mı? Evet çıkacak muhtemelen. Evet çıktı. Şöyle kameramız bu. Üzerindeki stickerları yavaşça ve kibarca çözeyim. Şurada ekranımızda da bir tane stickerımız var. Görüyorsunuz pil yuvası. Şu anda pilimiz yok. İçinde muhtemelen kutunun içinde. Şuradaki stickerımızı da çıkartalım. Skeleton case'imiz burada. Bu aynı zamanda işte GoPro gibi aksesuarlara bağlanmak için bir yuvası da yer alıyor. Bu tarz bir şey güzel olur ama benim önerim böyle bir ürün alıyorsanız mutlaka şu merceği de koruyacak bir kapaklı bir sistem almanızı, case almanızı, bir kılıf almanızı şiddetle öneriyorum. Şimdi ürün bir kenarda dursun. Şöyle kenara kaldırayım. Şöyle yapalım. Başka neler var kutudan? Muhtemelen pilinin de olması lazım. Çünkü pil yok şu anda. Şöyle bir paket çıkıyor. Bakalım neymiş bu? Bayağı da ağır bu arada. Şimdi açıyoruz bunu. Bazı aksesuarlar var. Ne var? Bu kaskı vesaire takmak için kullanılan aksesuar. GoPro'ya çok benziyor. Bu arada döndürülebiliyor herhalde. Bakalım. Şunu biraz oynatayım ben. Ne oluyor? Evet. Çıkıyor. Çıkması içinmiş bu. Şöyle. Bu tarz bir aksesuarımız kutudan çıkıyor. Bunu da bir kenara kaldıralım. Başka ne var? Şöyle bir aksesuarımız var. Bunda muhtemelen şunu çıkarırsak bunu da muhtemelen şunu çıkarırsak şöyle koymak için evet aynen tahmin ettiğim gibi evet çıt etti. Çıt ettiği zaman takılmış oluyor. Şuraya da bastığımızda muhtemelen çıkacak bu. Evet bu şekilde güzel. İyi bir fikir bu. Pratik olmuş. Bu nedir? Bakalım. USB kablomuz var. Muhtemelen buradan USB kablo var. Görülüyor zaten. Şunu da bir çıkartalım. Evet Type-C bağlantımız şöyle. Bir de bu mandalımız var. Sıkıştırmak için kullanacağımız. Yani şöyle de göstermiş olayım. Bilmeyenler vardır belki aramızda. GoPro kullandıysanız zaten bunlara aşinasınızdır ama ilk defa görenler için de şu sıkıştırma mandalımız var. Güzel. Hoş yani. Hoş bir aparat. Pilimizin olması lazım. Bakalım. Evet o pil için bile bir kılıf yapmışlar. Bu kutuda muhtemelen pil var diye tahmin ediyorum. Açmaya çalışalım. Evet. Evet. Çok güzel bir kılıf yapmışlar. Pil için bile özel bir kılıf var. Şu şekilde. Kapağıyla beraber geliyor bu arada. Yani
pili taktığımızda kapağını da kapatmış olacağız cihazın. Pilimizi çıkartalım. Çok şık ya. Bu DJI'm, bu şeyleri çok seviyorum ben. Buraya da muhtemelen SD kart koymak için, mikro SD kart daha doğrusu koymak için bir yuva var. Çok güzel. Bu tasarımları çok seviyorum. DJI Osmo Pocket'ı var bende. Bilenler biliyordur muhtemelen. Onda da böyle güzel bir kılıf çıkıyordu. Bari takalım yani sizinle beraber. Şöyle göstermiş olayım. Ters taktık. Şöyle. Evet. Güzelce takmanız gerekiyor. Çünkü su geçirmez ama su geçirmemesi için bu kapağın iyi oturması lazım. Aman diyeyim. Arkadaşlar. Şöyle bakalım. Başka bir şey var mı? Kutuyu biraz daha karıştırayım ben bakalım. Bir şey çıkacak mı? Şurada bir kitapçıklar vesaireler var. İşte hızlı kullanım kılavuzu vesaire. Onu şöyle göstermiş olayım. Açmamıza gerek yok. Başka bir şey. Silika jelimiz var. Başka bir şey yok. Bu kadar. Pilimizi taktık. Şöyle bir açalım isterseniz. Bakalım çalışacak mı bilmiyorum ama. Bakalım çalışacak mı? Evet. Düğmesine bastık ama. Activate DJI Mimo diyor. Mimo isimli bir uygulaması var. Aynen DJI Osmo Pocket'ta olduğu gibi oradan aktive etmemiz gerekiyor. Bunu birazdan yapacağım ben. Yaptıktan sonra da testlere başlayacağım. Şimdi kutudan çıkardık ürünü. Beni en çok heyecanlandıran tarafı şu ön tarafta bulunan ekrandı. İsterseniz biraz da teknik özelliklerden bahsedeyim. 4K 60 FPS video çekiyor. Onu söylemiştik zaten. 12 megapiksel fotoğraf var. Rocksteady titreşim engelleme özelliği var. Bu her modda kullanılmıyor yalnız. 11 metreye kadar su altında kullanabiliyorsunuz cihazı. 1/2 inçlik bir CMOS sensör bulunuyor. 145 derecelik bir görüş açısı var. Standart bir aslında aksiyon kamerasında olduğu gibi geniş bir açılı bir kameramız var. 1.4 inçlik bir ekranımız var ön tarafta. Şurada görüyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Çekim sırasında kendinizi buradan görebileceğiniz anlama geliyor. Bu güzel bir özellik. Bir de benzer şekilde bir tabii ki arkada da bir kamera mutlaka olması gerekiyor. O da 2.25 inçlik bir arka kameramız mevcut. Diyafram açıklığımız f2.8. 1080p'de 240 fps ağır çekim yapabiliyor. Micro SD bellek kartı yuvası da var. O da muhtemelen şurada. Şöyle görüyoruz. Buraya da 256 GB'a kadar micro SD kart takabiliyorsunuz. 1300 mAh'lik bir lityum polimer pilimiz var. Az önce göstermiştik onu. Şuraya taktık. Pilimiz burada. Kapakla beraber geliyor. Bu pilin 1080p 30 fps'de 135 dakikalık bir pil ömrü, 4K 60 fps'de ve Rocksteady açıkken de 63 dakikalık bir pil ömrü olduğunu söyleyeyim. Wi-Fi 802.11abgnac desteği ve Bluetooth 4.2 desteğinin olduğunu söyleyelim. Türkiye fiyatı da yaklaşık 2000 TL. En azından biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı buydu. Şu anda ekranda görüyorsunuz kameramızın açısını. Şurada yan taraftaki düğmeden aslında yapıldı. Söyle bakalım çalışacak mı? Bastım ama. Pardon. Evet, şu anda ön tarafa geçmeye çalışıyorum. Evet, şu anda ön kamera açıldı. Görüyorsunuz. DJI Osmo Action. Şu anda ön kameradan. Ya bu güzel bir şey. Neden? Tamam. Aksiyon kamerada çok geniş açı kayıt yapabiliyor. Evet ama ne çektiğinizi görmeniz açısından ön kameranın olması da çok çok önemli. Burada şu an neleri görüyoruz? SD kartın olmadığını bize söylüyor. Pil durumunu gösteriyor. %16 kalmış. 4K 30 fps kayıt yaptığımızı gösteriyor ve video modunda olduğumuzu da yine bu ön ekrandan gösteriyor. Bence aksiyon kameralar içinde en rekabetçilerinden bir tanesi DJI Osmo Action. GoPro ile rekabet edebilecek özelliklere sahip. Detaylı bir inceleme gelecek. İncelemede ürünün video özelliklerini, özellikle Rocksteady özelliklerini test edeceğim. Ve farklı durumlarda, farklı zorluk derecelerinde, farklı titreşim noktalarında, farklı arazi koşullarında ve imkanlarda bir ciddi bir test yapacağım. O gün gelene kadar takipte kalmanızı öneriyorum. Ürünle ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşın. Biz de video incelemede bu soruların yanıtlarını verelim. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.